Merhaba arkadaşlar. Orta Doğu Mobile kanalının en lezzetli oyun kanalına Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Bugün sizlerle birlikte Son Bakış serisinin 3. bölümüyle beraberim. Geçen bölümde hatırlayacağınız üzere Devil's Share'da iyi bir oyun çıkmamıştı. Hatta oldukça kötü bir oyun çıkmıştı. Fakat arayışlarımız büyük ihtimalle sonuç vermeye başladı. Çünkü bugün oynayacağımız oyun hakkında size iyi haberlerim var. Steam kullanıcı yorumlarına baktım. Ve olumlu incelemeler dikkatimi çekti. Tabii ki olumsuzlar da var. Fakat umut kapısı. Biraz heyecanlandım açıkçası. İyi bir oyuna karşılaşacağız büyük ihtimalle çünkü. Bakalım yavaş yavaş incelememize geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar, bu bölümdeki oyunumuzun adı Egg Returns Home, yani yumurta eve dönüyor. Fark ettiyseniz yüzüm gülüyor şu anda çünkü ilk dikkatimizi çeken bir menü müziği oldu. Hasret kalmıştık. Gayet de güzel açıkçası, keman, klasik müzik vesaire. Güzel bir menü tasarımı bizi karşıladı. Minimal, sade ve hoş duruyor açıkçası. Ve özlediğimiz tabirler quit, continue, new game, settings falan. Özlemişiz açıkçası ilk iki oyundan sonra. Oyuna daha önce bir kere girdim çünkü bu oyunda bayağı güzel müzikler var ve benim ses kaydını kontrol etmem gerekiyordu ve oyunu açar açmaz bir kere de öldüm ve bir tane de yaşamını taştım First Dead diye. Fakat daha da fazla oynamadım, benim için de sürpriz olacak. New Game yapıp isterseniz oyuna başlayalım. Bir zamanlar. Sevgili bıyıklı yumurtamız bir şeyler yapıyor. İşler yolunda gitmiyor. Tuhaf bir alet var ve portal gibi bir şeye girip kayboluyor. Bu kadar. Konu bu kadar arkadaşlar. Şimdi A ve D tuşuyla zıplayın diyor. Bu kadar. Başka bir kontrol yok zaten oyunda. Ben de buraya kadar gördüm. Şuradan da düştüm. Aynı şimdiki gibi ve öldüm. Bundan sonrası benim için de sürpriz. Şimdi. Ha. Biz karşıya nasıl geçeceğiz? O kadar övdük övdük, şimdi bu olacak iş mi? Lan. Hadi be, olacak gibiydi. Başka tuş yok mu bu oyunda? Allah Allah. Of, fena geçtik. Ne diyor? F tuşuna basılı tutarak daha yükseğe zıplayabilirsin. He, kanımca bir tek F'ye değil. F'ye basılı tutarak şu şekilde. Anladım. Anladım. Önce biraz geri, sonra ileri 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 F tuşuna basıp daha yükseğe. Çok güzel. İlk portalımızdan geçtik. Böyle loading falan filan. Özlemişiz böyle tabirleri ya. Beware of spikes. Evet. Dikenler var arkadaşlar. Hareketli platformlar falan. Düşme. Şu anda ilk izlenimim olumlu yönde. Ama bakacağız. Hayır. Diken var orada. Çok güzel. Bu arada her bölümün altında bir sayaç koymuşlar. Kaç saniyede bölümü bitirdiğimize ilişkin. Ha. Ne yapacağız orada biz? Lan! Dur! Of be. Hay Allah. Evet, oyun biraz gerçek yüzünü göstermeye başlıyor sanki. Uyuz etme konusunda. Düşme. Ulan çok güzel gidiyordum be. Allah'ım. Şansa bala geçtim arkadaşlar. Esasında daha kaba bir tabir kullanacaktım ama şansa bala geçtim diyeyim. Neredeyiz lan? Aa. Hay. Düşme bir yere. Bıyıklı kardeş. Düşme. Düşme.
Evet. Çok güzel. Ya lanet. Arkadaşlar oyun konsol anlamında oldukça zor. Bakmayın 3 tuşla oynandığına. Gerçekten zor. Ve en ufak bir hatayı affetmiyor. Gördüğünüz gibi. Düşme, düşme. Ah be. Bir boşluk kalmıştı. Şöyle söyleyeyim, kesinlikle bir parmağınız A'da, bir parmağınız D'de tuşlarıyla oynamayın. Mutlaka diğer üçüncü bir parmağınız da F tuşunda olsun. Yoksa mümkün değil. Çünkü anlık yani F'ye basmanız gerekebiliyor bazı yerlerde. Mesela ben az önce basamadım. Arkadaşlar açıkçası sıkılmaya başlıyorum. Oyun hakkındaki olumlu izlenimlerim yavaş yavaş eksiye doğru gidiyor. Diyeceksin ki sen beceriksizsen oyun yapımcı firma ne yapsın? Ama şöyle bir şey var. Super Meat Boy da zor bir oyundu. Ama oynattırıyordu kendini, değil mi? Mesela Super Meat Boy'u herkes hatırlar zaten. Hani 1 milyon kere de ölseniz 1 milyon birinci kere tekrar oynayasınız geliyordu oyunu. Fakat bunda öyle bir şey yok. Ben mesela sıkıldım şu anda. Lan geçelim artık şu bölümü be. Düşme. Oha ne biçim zıpladık öyle. Hadi. Bu sefer kararlıyız arkadaşlar. Evet. Üçüncü bölümümün, dördüncü bölümüne geçtiğim için sevindim az önce, farkındayım. Burada ne yapıyoruz? Orada karşıda bir adam vardı gibi geldi bana. Bir anda yok oldu gibi geldi. Gitme gitme. Bir tuhaflık oldu orada. Aha bir tane Stranger diye Achievement açtık bu arada. Evet. O Achievement'ın üstündeki resimdeki adamdı. Oyun gizemli gizemli yerlere gidiyor. Oha biz oradan nasıl geçeceğiz ki? Zaten şey kadar yer. Yumurta kadar yer geçiliyormuş. Lan gidip geri gidip şey dikene saplanacağım ya. Düşme. Hay eben ya. Çok güzel. Bu arada pataküte basıyorum klavyeye arkadaşlar. Özür dilerim çok fazla pat 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 gibi sesler geliyorsa klavyeden. Şimdi buradan aşağı. Buradan. Lan. Düşme. Gitme, gitme. Hayır. Şu ana kadar gayet iyi geldik. Hayır, evet. Hayır evet hayır evet. Şimdi aşağıda ne var? Çok merak ediyorum. Ha! Yalnız fark ettiyseniz biraz yüksekten düştüğümüz için yumurtanızın üzerinde çatlaklar oluştu. Enteresan. Hoşuma gitti detay. Ve bu şekilde çatlak mı devam edeceğiz biz? Yoksa bu çatlaklar hep mi vardı da ben ilk defa fark ediyorum. Oo. Burası biraz şey. Ya yapma. Arkadaşlar yani oyunun kontrolleri ve oyunun genel anlamdaki zorluğu biraz bıktırdı açıkçası. Ama şöyle söyleyeyim. Müzikler, bölümlerin minimal tasarımları, ne bileyim oynattırıyor kendini ya. Şu ana kadar çoktan da kapatmış olabilirdim yani. Bu seriyi bana sabretmeyi öğretti arkadaşlar.
Yani en dandik, en kötü oyunlardan bile öğrenebileceğiniz bazı şeyler var. Bunu öğrenmiş olduk. Ya oraya kadar gidip de orada ben niye ölüyorum ya? Bu bölüm oldukça kurguda kırpılacakmış bir bölümmüş gibi bir his var içimde. Steam'de basılan eksi yorumların sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Benim gibi uyuz olan insanlar basmışlar o yorumları büyük ihtimalle. Şöyle söyleyeyim, esasında bu tek bölüm oynanacak bir oyun değil. Tabii ki ben tek bölüm oynayacağım da. Zamanla üst üste oynadıkça daha da bıkıyorsunuz ve ister istemez daha çok hata yapar hale geliyorsunuz. Hani mesela bir saat oynayıp sonra bir 10-15 dakika kalkıp sonra ikinci bir yarım saat oynamak falan. O şekilde daha çabuk ilerlersiniz gibi geliyor bana. Mesela Super Meat Boy'da da bana öyle olmuştu. Rayman'in bazı bölümlerinde de bana öyle olmuştu. Aa, şuraya geçemedim lan. İki parçayla oynayacağım. Elimle oynayacağım şu anda buraya geçmek için. Demek ki 5 elle de oynasam orası geçilmeyecek. Of. Acaba bu oyunun şey achievement'ı falan var mı? 100 kere öyle achievement aç, 1000 kere öyle achievement aç. Kesinlikle o tarz achievement'ları hak eden bir oyun bence. Hadi. Lan bir tane daha mı ya? İnsan yavaş yavaş zorlaştırıyor şu oyunu. Ben geçemem ki şimdi bunu. Hadi ne olursun. Ne olursun. Yaradan'a sığınıp atlıyorum. Atla! Olmadı. O ikincisinin olması benim için çok kötü oldu ya. Ne achievement'ı? Annoying Spikes. Az önce bahsettiğim achievement olabilir mi acaba? 100 kere öldüğüm zaman açılan bir achievement falan. Aha. Geliyorum. Gel. Gelemedim. Çok sinir oldum ya arkadaşlar. Bayağı sinir oldum. 5. bölümde miyim, 6. bölümde miyim ama kaç kere öldüğümün haddi hesabı yok. Oba! Söyleyecek kelime bulamıyorum. Gidip o oradaki o araya düşmek. Herhalde bir tek ben yapabilirim bunu galiba. Benim moralim çok bozuldu. Benim o zaman geçmem gerekiyordu orayı. Tamam, ben de hayatta geçemem artık daha oraya girmeme geliyor. Ya bir orası kalmıştı. Heh, bir oraya çarpmadan ölmem kalmıştı. O da oldu. Evet. Sakın sakın. Sakın bir de gidip orada düşme geri zekalı. Dur orada dur. Kontrol edemiyorum yumurtayı ya. Ya Allah kahretsin ya. Of. Arkadaşlar gıcık edici bir zorluğu var. Yani şu oyunun büyük ihtimalle tek vereceğim eksi yönü o. Gıcık ediyor. Ve çok zor. Bu ikisini birleştirin. Gıcık edici bir zorluk var. Daha ne diyebilirim ki yani? Ya eben ya. Of. Yok, gerçekten daha fazla oynamak istemiyorum. Sıkıldım. Şu an kadar çektiğim en kısa şey olabilir. İlk bakış ne ilk bakışı? Son bakış videosu olabilir. Hatta iddialı konuşayım biraz. İlk bölümde oynadığımız Temple Tantrum'da bile bu kadar uyuz olmamıştım. Çünkü oyun kötüydü. Bu oyun kötü bir oyun da değil ama çok kabız bir oyun ya. Arkadaş olan klasik müzik bile artık bana iğreti gelmeye başladı. Şu bölümü geçsem de vallahi gözüm açık gitmese de öyle kapatsam videoyu sonlandırsam. Arkadaşlar oyun çöktü, direkt error verdi. Mecburen kapatmak durumunda kaldım. Ve continue'yu deneyeceğiz bakalım acaba. Gerçekten kaldığımız yerden mi devam ediyoruz? Hem. İyi gelmişiz 9. level'a kadar. Ben 4'te 5'te falanız diye zannediyordum hala ama. Evet, şu lanet bölüm yeniden.
Bir iki kere daha denelim arkadaşlar herhalde. Büyük ihtimalle daha da oynamam. Lanet gelsin böyle oyuna. Düş. Gittim geri geri gittim ya. Resmen geri geri gittim düştüm ya. Resmen hani zıpladığınız anda yumurtanızın hangi şekilde olduğu bile önemli. Yoksa geçemiyorsunuz yani. Aynen şu anda benim yapamadığım gibi geçemiyorsunuz. Arkadaşlar bu son oynayışım. Uyuz oldum. Bir yanayım şöyle. Bir daha da tam oynamayacağım. Yandım, oynamıyorum. Allah kahretsin böyle oyunu. Arkadaşlar artıların eksilerini yazıyorum. Puanlamasını yapıyorum ve bir son bakışın daha sonuna geliyorum. İyi dedik. Ne çıktı? Uyuz etti. Vallahi sinir katsayım arttı. Uzun zamandır bu kadar çok uyuz olmamıştım bir bilgisayar oyununa karşı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım iyi bir oyunla karşılaşacağız. Kendinize iyi bakın.